Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle katmer yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayalım. Burada 5 su bardağı unumuz var. Unumuzun ortasını açıyorum. 2 çay kaşığı tuz ve 2 çay kaşığı toz şekerimiz var. Onu ilave ediyorum ortasına. 1 paket yaş mayam var. Onu parçalıyorum ortasına yine. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ kullanacağız. Burada 4 yemek kaşığı kadar erittiğim tereyağı var. Bunu da üzerine kullanacağız. Şimdi hamurumuzu yoğuracağım. Ilık suyum var. Göz kararı suyunu ilave ediyorum. Çok sert bir hamur ya da çok yumuşak bir hamur olmayacak. Yoğurduktan sonra yarım saat kadar hamurumuzu dinlendireceğiz. Hamurumuzu yoğurdum. Şimdi üzerine örtüp yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. 500 milimli su, 300 milimini kullanmışım. Siz yine de kontrollü bir şekilde kullanın. Hamurumuz mayalandı. Şöyle gösterelim. Hamurumuzu bir miktar yağ gezdirdiğim tezgahıma alıyorum. Bu şekilde genişletip parçalara ayıracağım. Sonra bu şekilde yuvarlayıp şöyle kenara diziyorum. Hepsini bu şekilde yuvarladım. 12 adet çıktı. Şimdi sırayla açacağım. Önce bunu yuvarlamıştım. Yine ondan başlıyorum. Şöyle elimle biraz bastırıyorum. Şeklinin hiçbir önemi yok. Bu şekilde açıyoruz. Yağlı olduğu için böyle elle de açılabiliyor. Merdane ile de çok kolay açılıyor. Şimdi bunları bir pizza keseceğim var. Bir de böyle bir alet var. Şimdi bunu böyle yavaşça kesikler atıyorum. Bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Ne kadar ince keserseniz o kadar tel tel durur hamurunuz. Şimdi bu şekilde yaptık. Burada eritmiş olduğum yağım var. Bir miktar sürüyorum, geliş güzel. Şimdi şuradan yuvarlamaya başlıyoruz. Bu şekilde. Yine ara ara sürebilirsiniz. Sonuna kadar geldik. Elime biraz yağ döküyorum, sıvı yağ. Hamuru şöyle biraz genişletiyorsunuz. Şimdi elinizle böyle dolayın. Şu en son kalan kısmı altına katlayın. Bu şekilde. Hepsini böyle yapıp kenarda bir 10-15 dakika kadar bekletiyoruz. İkinci hamurum. Her seferinde elimi bir miktar yağlayıp rulo yaptığım hamuru şöyle biraz esnetiyorum. Sonra elime doluyorum. Şu en son kalan kısmı da altına, şunu da içine itip
Şöyle elimle basıyorum. Bakın ben onları yapana kadar kenarda tekrar mayalanıyorlar. Bu şekilde. Evet, tüm bezelerimi bitirdim. İlk bunu yapmıştık. Bunlar tabi burada iyice şiştiler. Tavamın altını açtım bu arada. Hafif şu şekilde açıyorum. Ocağımın altı da kızdı. Şimdi ben bunu tavaya atacağım. Tavamın altını açtım, ısındı. Hafif şöyle bir tereyağıyla yağladım. Bu şekilde kısık ateşte pişecek. Evet, ikinciyi de aynı şekilde açtım. Önünü arkasını güzelce pişiriyoruz. Ve eritmiş olduğum tereyağdan tersini çevirdiğinde üzerine süreceğim. Diğer taraflarını pişireceğiz. Çeviriyorum böyle. Bu şekilde de üzerine tereyağı sürüyorum. Ön ve arkalı her iki tarafı da pişen katmerlerimizi, bakın şu şekilde göstereyim. Bir kaba alın. Üzerini kapatabilmek için kapaklı bir kapı olsun. Son bazlamamızı da bitirmek üzereyim. Anadolu'muzun bu güzel lezzeti katmerimiz hazır.